Gençler merhabalar, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız sevgili gençler. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz bu videoda. Nerede kalmıştık? OBEP OKEK birinci videoyu çekmiştik. İkinci videoda kalmıştık arkadaşlar. İkinci videoda ise ilk sayfası 11. sayfa. Haberiniz olsun, 11. sayfadan devam edeceğiz şimdi. Vakit kaybetmeden dilerseniz sorularımıza başlayalım. Diyor ki bize İzmir'den Ankara'ya 9 ve 12 saatte bir otobüs neyse otobüs gönderen iki şirket aynı saatte ilk otobüslerini gönderiyor. İkinci kez birlikte aynı saat otobüs gönderdiklerinde toplam kaç sefer yapılmış olur diye soruyor. Şimdi ilk gönderdikleri şurada göndermişler arkadaşlar. Tamam, iki tane farklı firmadan mı bahsediyorduk? Otobüs gönderen iki şirket. Aynen, A şirketi B şirketi diyelim. İkisi de bu saatte gönderdi. Bu saatte gönderdikten sonraki göndereceği bu kaç saatte bir gönderiyor? Aradan 9 saat geçiyor. Bu kaç saatte gönderiyor? 12 saat geçiyor. Şimdi mesela burada saat 00:00 iken ikinci gönderimi mesela şurası saat 09:00'da gönderiyor. Bu 12 çift sıfırda gönderiyor. Peki biz bunları nasıl bulacağız? Küçük olan saat aralıklarını birleştirip bir bütün elde etmeye çalışmıyor muyuz burada? O halde neyi kullanmamız gerekiyor? Parçadan bütüne gidiyorsak OKEK kullanacağız. E peki hocam, neylerin OKEK'i? Tabii ki saat aralıklarının OKEK'i. 9'da 12'nin OKEK'ini bulacağız ve 9'da 12'nin OKEK'i saydığınızda bile zaten karşınıza ne çıkacaktır? 36. Tek tek katlarını saydığınızda bile. OKEK'imiz 36. Demek ki arkadaşlar 36 saat geçtiğinde, bu arada 36 saat geçtiğinde ikisi de yine aynı anda otobüs gönderecek İzmir'den Ankara'ya bu firmalar. Peki kaç tane sefer yapılmıştır diye soruyor. İkinci kez birlikte aynı saatte otobüs gönderdiklerinde toplam kaç sefer yapılmış olur diye soruyor. Şöyle diyeceğiz. Bakın arkadaşlar, 36'yı 9'a böleceğim. Kaç gelir? 4. Bu arada 4 tane boşluk varsa 1, 2, 3, 4 tane boşluk varsa 5 tane sefer yapılmıştır. Burası ise bu sefer 36'yı 12'ye böleceğim. Bu da kaç gelecek? 3. Demek ki 3 tane bu 12 saatlik dilimden varmış. 12, 12, 12, 36. Kaç tane sefer var? 4 tane. Demek ki 36'yı 9'a böldük 4, 1 ekleyeceğiz 5, 36'yı 12'ye böldük 3, 1 ekleyeceğiz 4. Toplam 9 tane sefer yapılmıştır diyeceğiz. Hocam Bursa görünüyor cevap arkadaşlar. Cevap anahtar olarak yanlıştır. Toplam 9 tane sefer yapılmıştır diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. 10 üzeri 40 ve 20 üzeri 30 sayılarının kaç tane pozitif tam sayı ortak böleni vardır diye soruluyor. Ortak böleni vardır. Ortak. Tamam. Peki 10 üzeri 40 ve 20 üzeri 30'u bir düşünelim bakalım. 10 üzeri 40 ve 20 üzeri 30'u ortak bölenlerini hesaplayacağız ya. Biz peki en büyüklerini hesaplasak? Yani en büyüğünü bilirsek küçüklerini de belki bir şekilde aradan sıvıştırabiliriz. Bakalım. 10 üzeri 40 dediğimiz sayıyı ben 2 üzeri 40 çarpı 5 üzeri 40 biçiminde yazabilirim pek tabii. 20 üzeri 30 dediğimizi de 2 üzeri 60. Bak, hatta onu şöyle yazalım. 2 üzeri 30 çarpı 2 üzeri 30 çarpı 5 üzeri 30 biçiminde yazabiliriz ki üst taraftaki 2 üzeri 40 çarpı 5 üzeri 40 iken alt taraftaki 2 üzeri 60 çarpı 5 üzeri 30'dur. İtirazı olan var mı? Yok sanırım. Çünkü ben 10'u 2 kere 5, 20'yi de 2 çarpı 2 çarpı 5 diye ayıracağım. Dolayısıyla bu şekilde yazdım. Ortak bölenlerini, en büyük ortak bölenini hesaplayalım dedik ya. 2 üzeri 40 ve 2 üzeri 60'tan 2 üzeri 40 küçüktür. 5 üzeri 30 ve 5 üzeri 40'tan 5 üzeri 30 küçüktür. Dolayısıyla sevgili gençler, OBEP'imiz bizim 2 üzeri 40 çarpı 5 üzeri 30'muş. Ortak bölen buysa, mesela şöyle düşünelim. Bir sayının en büyük ortak böleni 12 ise, demek ki bu sayı 12'ye bölünebilir demektir. Yani bu sayı 12'ye bölünüyorsa, 3'e de bölünür, 4'e de bölünür, 6'ya da bölünür, 1'e de bölünür, 12'ye de zaten bölünüyor. Demek ki en büyük ortak bölenin bölenleri de bu sayının böleni olmak zorunda. Doğru mu? Vallahi doğru. O halde biz bu şekilde güzel bir bilgi elde ettikten sonra bizim en büyük ortak bölenimiz buysa bu sayının ne kadar böleni varsa o kadar ortak bölen vardır diyebiliriz. Ki bunları nasıl hesaplıyorduk? Bunu 1 artırıyorduk 41. Bunu 1 artırıyorduk 31. 31 kere 41'i hesaplayacağız. Hesaplayalım. 41 kere 31.
Çarpalım. Şurası 41 yapar. 3 kere 41 kaçtır sevgili gençler? 123'tür. Onu da 123 diye şuraya yazalım. Toplayalım. 1, 7, 2, 1. 1271 bizim cevabımız olur diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Şimdi geçtik 12. sayfamızın ilk sorusuna. 24 ve 30 sayılarının kaç tane ortak pozitif tam sayı böleni vardır diye sorulmuş. O zaman hemen 24 ile 30'un nesine bakacağız? Ortak bölenine. OBEB'ine bakacağız. Az önceki sorunun çok kolay bir hali. 24 ile 30'un ortak böleni nedir arkadaşlar? 6 mıdır? 6'dır. Peki 6'nın kaç tane böleni vardır? 6, 3, 2 ve 1. Yani toplamda 4 tane. Hocam biz bunu 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 yazıp 1'i 1 artırıp 2, 1'i 1 artırıp 2 kere 2'den 4'tür diyebilir miydik? Tabii ki derdin ya. Tabii ki derdin. Sen öyle yaptığında biz itiraz mı ettik, değil mi? Diğer soru 5, 7 ve 9'a bölündüğünde sırasıyla 1, 3 ve 5 kalanını veren en küçük pozitif tam sayı kaçtır? İyi dinliyorsun. Bir sayı 5'e bölünecek, 1 kalanını verecek. Aynı sayı 7'ye bölünecek, 3 kalanını verecek. Ve aynı sayı 9'a bölünecek ve 5 kalanını verecek. Bu sayıların hepsi aynı sayı değil mi? Aynı sayı. Eşittir o zaman bunlar birbirine, değil mi? Ve bunların hepsi de A sayısıdır diyelim. Pekala güzel kardeşim. Bak şimdi. Şöyle rengimizi değiştirelim. Hep aynı monoton yaşamayalım. 5K artı 1. 7M artı 3. 9N artı 5. Ben bu 3 tane kısmada öyle bir sayı eklemeliyim ya da çıkarmalıyım ki sonuç hepsinde de hem 5'in hem 7'nin hem de 9'un katı olsun. Mesela ben buraya 4 eklesem 5K artı 5 olur. 4 eklesem 7M artı 7 olur. 4 eklesem 9N artı 9 olur. Bak şu kısım 2, 5'in katı, bu kısım 7'nin, bu kısım 9'un katı. Ve hepsine 4 eklediğim için buraya da 4 ekleyeceğim. Mecburum. Peki hem 5'in hem 7'nin hem 9'un ortak katı nedir? Bu 5, 7, 9 üçerli olarak aralarında asal olduklarından 5 kere 7 kere 9'dur arkadaşlar bunların ortak katı, en küçük ortak katı. 7 kere 9 63'tür. 5 kere 63 de 315'tir. Demek ki bu A artı 4 dediğimiz sayının en küçüğü 315'miş. Peki A'nın en küçük değeri nedir o zaman? A minimum. 4'ü karşıya sallarsak 311'dir. Cevabımız da Adana seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi geçtim 13. sayfama. 13. sayfada iki tane sorumuz var. Bunları çözelim. Bir sınıftaki öğrenciler 4'erli, 5'erli, 6'şarlı sıralandıklarında sırasıyla 3, 4, 5 öğrenci artmakta. Bu sınıfta en az kaç tane öğrenci vardı? Bakın. Dörderli sıralandıkları zaman 4K artı 3 tane öğrenci artıyormuş. Beşerli sıralandıkları zaman 4 tane öğrenci artıyormuş. Pardon, özür diliyorum. Şurayı yan. Ha, 4, 5 ve 6'şarlı sıralandıklarında özür dilemiyorum. Doğru demişim çünkü. 6N artı 5 tane öğrenci artıyormuş. Bu sınıfın mevcudu hep aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. Sınıfın mevcuduna da A diyelim. Kabul mü? Kabul. Peki. Şimdi aynı şeyi buna yapacağım. Ben bu 4K artı 3, 5M artı 4 ve 6N artı 5. Neyi eklersem veya neyi çıkarırsam, hangi sayıyı eklersem veya hangi sayıyı çıkarırsam sonuç hem 4'ün hem 5'in hem de 6'nın katı olur diyeceğim. O da nedir? 1. 4K artı 4 olur. 5M artı 5 olur. 6N artı 6 olur. Ve buraya da ekleyeceğim tabii ki. A artı 1 olacak. Peki arkadaşlar şurası 4'ün, burası 5'in, burası 6'nın katıysa hem 4'ün hem 5'in hem de 6'nın ortak katı, en küçük ortak katı nedir? Madem A'nın en küçük değerini bulacağım. Arkadaşlar 4'ün, 5'in ve 6'nın ortak katı, en küçük ortak katı 60'tır. Ve demek ki A artı 1'in en küçük değeri kaçmış? 60. O zaman A'nın en küçük değeri kaçtır? Tabii ki 1'i karşıya atarsan 59'dur. Cevap da Adana seçeneği olur diyebiliriz. Geçtik sevgili gençler. Bir diğer sorumuza. Ortak katlarının en küçüğü 60 olan farklı iki sayının toplamı en çok A ve en az B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bakın o kekleri neymiş arkadaşlar? O kek AB. O kek AB demeyelim. O kek XY diyelim. O kek XY eşittir neymiş? 60. Bu sayıların toplamı X artı Y'nin maksimum değeri A'ymış. Aynı X artı Y'nin minimum değeri de arkadaşlar neymiş? B'ymiş. Bize diyor ki şimdi A artı B kaçtır? Şimdi maksimum değer A, minimum değer B iken maksimumsa bir kere zaten bu sayılardan birini Allah'ın emri artık yani
60 seçerim. Değil mi? Doğru mu? 60 seçerim ki niye? Çünkü bu ortak bölenlerin, tamam mı? Hani nasıl diyeyim? Ortak katı. Bu sayılardan bir tanesi 60 olsun ki arkadaşlar sayıların toplamı çok büyük çıksın. Birini 60 seçiyorsam diğerini ne seçmeliyim? Onu düşünelim. Farklıymış bu sayılar. Diğerini de en küçük asala bölerim. Bakın dikkat edin bu cümleye. En küçük asala bölerim 2'ye. 30 olur. 60 artı 30'dan a kaç gelir? 90. Bir de en küçük değerini bulacağım. En küçük değerini bulurken de aralarında asal ve birbirine yakın iki tane değer seçin ki çarpımları direkt 60 olsun. Nedir, nedir, nedir? Düşünelim. 60, 60 olsun. Aralarında asal iki sayının çarpımı 60 olsun. 5 kere 12 desek uygun mudur? Mesela 6 kere 10 birbirlerine daha yakındır. 5 ile 12'den. Daha yakındır 6 ile 10 ama aralarında asal değildir. Dolayısıyla 5 ile 12'yi seçersem bu iş hallolur gibi. Ve sayılar da küçük ve birbirine yakın. Birini 5, birini 12 seçersem gene o kekleri 60 çıkacaktır. Ama toplamları daha küçük olacaktır. 17 gibi mesela. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. 90 artı 17 kaç yapar? 107 yapar. Cevabımız da bu şekilde C seçeneği olur diyebiliriz. 13. sayfamızı çözdük. 14. sayfamıza geçtik. Ortak katlarının en küçüğü 45 olan ortak katlar. O kek. X'ye diyelim yine. Neymiş? 45. Diyor ki bu iki sayının toplamı en çok A, en az B olduğuna göre A artı B toplamı. Aynı şekilde. Maksimum değerini bulmak için birini mutlaka 45 seçerim. En küçük asala bölerim. En küçük asal kaç? 2. Hadi 45'i 2'ye böl de görelim. Bölemeyiz. O zaman 2'den vazgeçip diğer küçük asala yönelmemiz lazım. 3'e böleceğiz. Diğeri de kaçtır arkadaşlar? 15. 45 ile 15'in toplamı 60'tır ve bu maksimum değerdir. Yani A'dır arkadaşlar. Bu sefer hani o kek X ile Y 45'ti ya hani. Bu sefer birbirine yakın seçeceğiz. Aralarında da asal seçeceğiz dedik ya. Madem öyle ben birini 5 seçersem olmaz. 15'e 3. 15'e 3 var. Başka ne var? 5 ile 9 var tabii ki değil mi? Birini 9, birini 5 seçerim. Hem birbirine yakın hem de aralarında asal. 9 ile 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla bunların da toplamı 14'tür. Bu da minimum değerdir. Bu da B'dir yani. A ile B'nin toplamı sorulmuş bize. Yani 60 ile 14'ün toplamı kaç yapar? 74 cevabımız Bursa seçeneğidir diye gönlümüzün rahatlığıyla söyleyebiliriz. Vallahi billahi. Bak şimdi. Ortak bölenlerinin en büyüğü 12 olan farklı iki sayının toplamı en az kaçtır? Bu sefer ortak bölen vermiş. Ortak bölenleri X ile Y 12'ymiş. En az kaçtır diye soruyor. Şimdi o halde şöyle düşünelim mi? Ortak bölenlerinin en büyüğü 12 ise bu sayıların bir tanesinin en küçüğü mutlaka ama mutlaka 12'nin katı olması için 12 deriz. Peki diğerini ne seçmemiz lazım? Farklıysa en küçük asalla çarparım bu sefer değil mi? En küçük asalla çarpacağız. Az önce bölmüştük en küçük asala. Şimdi çarpıyoruz. 12 artı 24 eşittir. 36'dır en az diyebiliriz sevgili gençler. 3 ile çarpsak mesela o da olur. 3 ile çarpsak 36 olur ama toplamları 48 olacak. Bak 36 daha az. Şimdi geçtik 15. sayfamıza sağ üst tarafta. Diyor ki bir tane x sayısı var. Bu x sayısıyla 192'nin OBEB'i 32'dir. Ve bu x sayısı 192'den daha küçüktür. X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Peki. Şimdi OBEB'ini biliyorum 32 ya. Şöyle diyelim o zaman. X sayısını ben 32 çarpı A diye yazarım. Diğer o 192 sayısı mı da 32 tam katı olacak ya. 32 çarpı 6 derim. 32 kere 6 192 yapar. Şimdi şunlar ne OBEB? Şununla şu OBEB. Peki güzel de kardeşim. A ile 6 kaldı burada. Ben bu OBEB'leri ayırdıktan sonra geriye kalan kısım aralarında asal olmuyorlar mıydı? Oluyorlardı değil mi? Bak A ile 6 aralarında asal olmak zorunda sevgili gençler. Asal olmak zorunda. Yazın siz de bunu buraya. Asal olmak zorunda bunlar aralarında. Pekala. A ve 6 sayıları aralarında asal olacak. Bir kere 6 kere 32 192 ya. Tamam hocam. Ben A'yı 6 veya 7 veya 8 yani 6 veya daha fazla seçemem. Niye seçemem hocam? Çünkü 6 kere 32 192 yapıyor ve x sayısı 192'den daha küçükmüş. Demek ki ben bu A'yı nereden seçebilirim? 1, 2, 3,
4 veya 5 seçebilirim. Başka bir şey seçebilir miyim? Hocam seçemeyiz ama bunlardan da bazılarını seçemeyiz. Niye? Çünkü hocam 6 dediğim sayıyla aralarında asal olacaksa bu A 2, 3, 4 olamaz. Ya 1 seçersiniz ya 5 seçersiniz A'yı. Madem öyle ben bu X'i 32 kere A seçmemiş miydim? Seçmiştim. A'yı ne seçebiliriz dedik? 1 veya 5. O zaman bu X sayısı ya 32 kere 1'den 32'dir ya da bu aynı X sayısı 32 kere 5'ten 160'tır diyebiliriz. Bunların neyin sormuş toplamını? 32 ile 160'ın toplamı 192'dir sevgili gençler. Cevap da Bursa'dır diyebiliriz net bir şekilde. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Sen de anlıyorsun. Çok da güzel anlatıyorum. Sen de çok güzel anlıyorsun. Biz birlikte başaracağız bu işi zaten. Hadi bakalım. Biri diğerini bölmeyen. A ve B doğal sayıları için. Bakın biri diğerini bölmüyor. A ve B doğal sayıları için. OBEP'leri 12'ymiş. OKEK'leri de 432'ymiş. A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi güzel. Güzel. Bir düşünelim bakalım. OBEP'leri 12. OKEK'leri de 432 olan bir sayı arıyoruz biz. Peki. OBEP'leri 12 ise ben bu A sayısını 12 çarpı X bu B sayısını da 12 çarpı Y diye yazma hakkına sahip miyim? Sonuçta OBEP'leri 12 ya. Ben bir de tekrar ediyorum bak OBEP'lerini ayırdıktan sonra geriye kalan kısım aralarında asal olmak zorunda dedik. O zaman X ile Y ne olmak zorunda? Aralarında asal olmak zorunda. Bu güzel kenarda köşede dursun. Şimdi ben şurada seninle farklı bir test yapmak istiyorum. Farklı bir şey yapmak istiyorum. Mesela arkadaşlar 12 ve kaç diyelim? 24. 24 olmasın ya. 26 sayıları. Bunları ben şu şekilde yazsam. 2 kere 6'dır bu. Bu da 2 kere 13'tür. Ve 12 ile 26'nın OBEP'leri 2'dir. Bu ikileri buradan ayırdıktan sonra geriye kalan kısım nedir arkadaşlar? 6. 6 ve 13. 6 ile 13 aralarında asaldır. Hocam bunu zaten söylediniz az önce. Farklı bir şey söyleyeceğim. Peki bu 12 ile 26'nın ben o kekini bulurken bakın dikkat edin. Şu iki tane yeşil var ya bunları çarpacağım. 6 kere 13 kaç yapar arkadaşlar? 78 yapar. Çarpı bir de OBEP diyeceğim. Bunu da sakın unutma. Tamam bak çoğu yerde duyamazsın bunu. O keki nasıl bulacağım? Şu arta kalan aralarında asal olan sayıların çarpımı çarpı bir de OBEP diyeceğim. Yani çarpı 2. 2 kere 78 kaç yapar? 156 yapar. İşte bizim OKEK'imiz de budur diyeceğiz. 12 kere 20, 12 ile 26'nın OKEK'i de 156'dır diyeceğiz. Şimdi gelelim asıl soruya. Şurayı hemen not al. Siliyorum çünkü şu an. Videoyu durdur not al. Şimdi geçelim sağ kısma. A diye B diye sayımız vardı ve OBEP'leri 12 olduğu için ben bu sayıyı 12x diye bu sayıyı da 12y diye yazdım. X ile y de aralarında asaldır dedim. Güzel. Peki OKEK'i nasıl hesaplayacağım? Şunlar var ya aralarında asal olan sayılar. X çarpı y çarpı bir de OBEP'le çarpacağım. 432'yi bulacağım ki bana zaten vermişti OKEK'i. Tamam mı? Şimdi her iki tarafı 12'ye bölme zamanıdır bence. X çarpı y eşittir 12'ye böldüm. Şurayı 12'ye bölersem 3 defa var 36 çıkardım. 7 72'nin içerisinde de 6 defa var. X kere y 36'ymış. Güzel bak bulduk. Muhteşemiz. A artı B toplamı sorulmuş ama oraya daha geçmeden önce. X kere y 36. Hocam bir sürü şey olabilir. Olamaz bir sürü şey arkadaşım. Bak şimdi 1 kere 36 olabilir. Eyvallah. 2 kere 18 olabilir. Ona da eyvallah. 3 kere 12. Hocam bir sürü oluyor. 4 kere 9. Sonra ters döndüreceğiz. 9 kere 4. Değil mi? Sonra 9 kere 4'ten sonra ne olabilir? Biraz daha aşağı indireceğim. 12 kere 3, 18 kere 2 ve 36 kere 1. Hocam bir sürü oldu işte. 8 tane oldu. Ne yapacağız? Bunların hepsini tek tek saymayacaksın. Ne demiştik? X ile Y aralarında asal değil miydi? 18 ile 2'yi ve 2 ile 18'i alabilir miyiz? Alamayız. 3 kere 12 alabilir miyiz? Alamayız. Ya 1'e 36, ya 4'e 9, ya 9'a 4, ya da 36'ya 1. Bak 4'e indirdik. Güzel. A artı B toplamı sorulmuş ama. O zaman ne yapacağız? Bak şimdi. Biri diğerini bölmeyen demiş ya. Biri diğerini bölmeyen demiş. Bu da önemli tabii. Peki. Biz eğer X'i ve Y'yi 1'e 36 seçmiş olsaydık. A ne olurdu? 12. B ne olurdu? 12 kere 36.
biri diğerini bölecek miydi? Bölecekti. Demek ki 1'e 36 ve 36'ya 1 de olamaz. Geriye sadece 4'e 9 ve 9'a 4 kaldı. Bu muhteşem. Peki 4'e 9 seçelim o zaman ya. A eşittir. X'i 4 seçtim. Y'yi 9. X'i 4, Y'yi 9. 4 kere 12 kaç yapar arkadaşlar? 48 yapar. B sayısı da 12 kere kaç olacak? 9 olacak. 12 kere 9 kaç yapar? 108 yapar. İşte bunların toplamı sorulmuş. 48 ile 108'in toplamı kaç yapar? 156. Cevabımız budur. Hocam 9'a 4'ü niye seçmediniz? Seç bakalım. Cevap ne çıkıyor? Onu da sen dene. Tamam. Geçtik 16. sayfamıza. İlk sorumuza bakalım. Diyor ki bize A ile B aralarında asal iki sayı. A ile B aralarında asalmış. Bunu unutmamak için ne yapacaksın? Tabi sınavda falan böyle renkli fosforlu kalem sokmuyorlar ama sen hemen altını çiz. Dikdörtgen içerisine al. Bir şeyler yap. O kekleri, o A ile B'nin o keki 345. Ve A artı 60 bölü B 27'ymiş. B sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi bunların aralarında asal olduğunu biliyoruz ya. Şunu unutma bak. Şöyle bir özellik göstermiştik. A kere B o kek A virgül B çarpı OBEP A virgül B demiştik, değil mi? Şimdi A ile B aralarında asalsa o kekleri A kere B değil midir zaten? OBEP'leri de nedir? 1'dir. Şimdi bize o kekini vermiş zaten 345. E hocam bu ne işimize yarayacak bu soruda? Hemen şunu bileşik kesre çevireceğim. Bak şimdi nasıl yaparsın onu da? A ile B'yi çarpıyorsun. A kere B artı 60 ekliyorsun. Bölü B diyorsun. Eşittir ne oluyor? 27. Güzel. A kere B neydi? O kekin ta kendisi değil miydi? E, o kek kaçmış? 345. O zaman 345'in üzerine 60 ekliyormuşuz. Bir de B'ye bölüyormuşuz. 27 geliyormuş. E hocam 345'e 60 eklenince 405 yapmaz mı? Direkt yazalım. E, yaz kardeşim. 405. 405'i neye bölersem 27 gelir. Hadi bakalım. 405'i B sayısına bölmüşüz. 27 gelmiş. Peki 5 olmaz. Sonu 5'li bir şey olacak ki. 5 olmaz. 15 olur mu? 15 sanki biraz boyu yetmeyebilir gibi. 23 hocam olur mu? 23 de 23 kere 27 olmuyor. Ama bu arada 15 oluyor mu? Bir daha kontrol edeyim. 15 200 oluyor. 15 oluyor ya, değil mi? 15 oluyor çünkü 15'e böldüğümüz zaman 2 defa var. 105'in içerisinde 7 defa var. 15 oluyor gençler. Cevabımız ne olacak o zaman? 15 olacak. B'yi sormuş zaten direkt bize. Anlaştık mı? Güzel. Bir diğer soru. A ve B sayıları için. OBEP AB 20'ymiş. Yani A ile B'nin OBEP'i 20. Peki A üzeri 4 ile B'nin küpünün OBEP'inin değeri nedir diye sorulmuş. Ne yapmamız lazım? Ya böyle bir özellik de göstermedik. Ama bir şeyler olması lazım. Şimdi hemen şunu yapıyorsun. A sayısı. Bundan OBEP'i 20 ya. A sayısını gelin şöyle seçelim. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi çarpı 7 üzeri 1. Hocam ne yaptınız ya? Uydurdum ya, uydurdum. Vallahi uydurdum. B sayısını da şöyle seçelim. 2'nin küpü 5 üzeri 1 çarpı 7'nin karesi. Bunu da uydurdum rastgele. Hocam ne yaptığımızı hiç anlamadım. Anlayacaksın. Bunların bir OBEP'ini bulalım mı şu sayıların? Küçük olanlar seçiliyordu değil mi? Küçük olanlar. Hatta şunu özür diliyorum. 7'nin karesi değil. 11'in birinci 11'in karesi diye seçelim. Güzel. Küçük olanlar seçiliyordu. Burada sadece 2'nin karesi ve 5 üzeri 1 seçilir o zaman. Şimdi 7 üzeri 1 seçecek halim yok. 7 üzeri 0 var aşağıda. 11'in karesini seçecek halim yok. Üst tarafta 11'in 0. kuvveti var. E güzel. E bunların çarpımı kaç yapar? 20. O zaman hiç sıkıntı yok. Şimdi gelin A'nın 4. kuvvetini bulalım. Şunun 4. kuvveti nedir? 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 çarpı 7 üzeri 4. Alttakinin küpü nedir? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 11'in 6. kuvveti. Şimdi bulalım o OBEP'i. Bize sormuş ya. Küçük olanlar bu ve bu. Başka bir şey var mı? Yok. Peki 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 3 bizim cevabımız olacak o halde. Cevap gönül rahatlığıyla C seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Peki hocam başka türlü bir şey yapabilir miydik? Başka türlü yapsaydık ezber metodu olurdu. Burada işin tamamen hem pratikliğine hem de yorum kısmına el attık.
bu sayıları doğru bir şekilde seçtiğin zaman, o bir verecek şekilde seçtiğin zaman istediğin sayıyı seç artık. Mecburen doğru çıkmak zorunda. Anlaştık mı? Şimdi 16. sayfayı da tükettik. Geçtik 17'ye. Son yaprak artık burası. ABC sayıları için, ABC sayıları için A ile B'nin OBEB'i 4, B ile C'nin OBEB'i 6, A ile C'nin OBEB'i 10 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bence güzel bir soru. Şimdi tamamen mantık kurmamız lazım. A ile B'nin eğer OBEB'i 4 ise ben bu A'nın içerisinde 4 diye bir çarpan olduğundan adım kadar eminim ve B'nin içerisinde de 4 diye bir çarpan olduğundan adım kadar emin olmam gerekiyor. Hatta bu dörtleri biz şöyle yazalım gençler. Hop. 2 çarpı 2, 2 çarpı 2. Daha devamında çarpan olabilir ha. Bak bunu kesin budur demiyorum. Daha devamında 3 olabilir, 7 olabilir, 11 olabilir, bir şeyler olabilir. Belki bir tane daha 2 vardır. Orasına karışmıyorum ama A ile B'nin içerisinde kesinlikle 4 çarpan olacak. Niye? OBEB'leri 4 çünkü. Güzel. Hocam B ile C'nin de OBEB'i 6'ymış. Yani C sayısında yazdıktan sonra 6'nın çarpanları nedir? 2 kere 3 değil mi? O zaman C'nin içerisinde mutlaka bir tane 2, bir tane 3 çarpanı olacakmış. Hocam B'de de bir tane 3 olması gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Bir tane de 3 orada olacak. Bakın 6, 6. Gördünüz mü? Gördünüz. Güzel. Hocam A ile C'nin çarpanı da yani OBEB'i de 10'muş. Şimdi C'nin içerisinde bir tane de 5 olmak zorunda o zaman. Bak 2 kere 5'ten 10 geliyor. Bunun da içinde bir tane 5 olmak zorunda. Bakın 2 kere 5'ten 10. A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruluyor. İşte bizim bütün sayılarımız bunlar zaten. A sayısı 2 kere 2 4 kere 5'ten 20. Burası 12. Burası da sevgili gençler 30. Bunların toplamı sorulmuş bize. 30, 20 daha 50. 12 daha kaç yapar? 62 yapar. Bence güzel çözdük. Bence sen de mis gibi tertemiz anladın. Katılıyor musun bana? Geçtik bir sonraki sorumuza. 4, 5, 6, 7 ve 8'e bölündüğünde 3 kalanını veren 3'ten büyük en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı nedir diye sorulmuş. Hasbinallah diyesiniz geliyor demeyin. 4K artı 3, 5M artı 3, 6N artı 3, 7X artı 3 ve 8Y artı 3. 4'e bölünüyor 3 kalanı veriyor. 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e bölünüyor hep 3 kalanını veriyor. Ve hep aynı sayıdan bahsettiğimiz için bunlar hep birbirine eşittir değil mi? Şöyle. Şimdi ben buradan hangi sayıyı çıkarırsam ve hangi sayıyı eklersem bunların her biri hem 4'ün, 5'in, 6'ın, 7'nin, 8'i katı olur. Tabii ki 3 çıkarırsam. Ben bu sayıyı bir tane A sayısı atayım. 3 çıkarırsam 4K olur, 5M olur, 6N olur, 7X olur ve 8Y olmak zorunda. Peki buraya da A eksi 3 dememiz lazım artık değil mi? Pekala. Şimdi zaten 8'in katı olan sayı 4'ün katı olacağı için ben 4'ün katlarını çıkarıyorum, eliyorum. Sen 8'e bölünse yeter bu sayı. 5 var, 6 var, 7 var, bir de 8 var. Şimdi hem 5'e hem 6'ya hem 7'ye hem 8'e bölünecekse eğer sayımız hem 5'e hem 6'ya hem 7'ye hem de 8'e bölünecekse bunların okeki lazım bize. 5, 6, 7 ve 8'in okeki lazım diyoruz. Peki bulalım okekini hadi. 2'ye böldüm. 5, 3, 7, 4. 2'ye ve tekrar 2'ye bölersem 2, 7, 3, 5, 1, 7, 3, 5. Zaten şunlar üçerli olarak aralarında hesap olduğu için 3 kere 5, 15. Kere 7 dersem 105. Çarpı bir de burada 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne gelir? 8. 8 kere 105 kaç yapar arkadaşlar? 840 yapmaz mı? Demek ki bu sayı 840'mış aslında. İyi de hocam. 8 artı 4 12 yok şıklarda. Unutmayacaksın. Unutmayacaksın. A eksi 3 sayısı 840'mış. O zaman A sayısı kaçtır? Hemen bulalım. A eksi 3 840 ise A sayısı 843'tür. Bunun da rakamlarının toplamı 15'tir sevgili gençler. Cevap da bu şekilde Adana seçeneği olmuş olur. Vallahi güzel gidiyoruz. Sabret. Çok az kaldı. 3 sayfamız kaldı. Sen yoruldun. Ben de yoruldum. Ama değecek buna. A, B, C pozitif tam sayı. C, A ile B'nin toplamı. A ve B'nin en büyük ortak böleni 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? Bakın A sayısı 4x diyeceğim. B sayısı 4y diyeceğim. A ile B'nin en büyük ortak böleni 4 olduğu için x ile y ne olmak zorunda? Aralarında asal olmak
zorunda. Ve C sayısı da A ile B'nin toplamı olduğu için C aslında 4x ile 4 y'nin toplamıymış. Ve C aslında 4 parantezinde x artı y'ymiş sevgili gençler. Peki A ve B'nin en büyük ortak birleri 4 olduğuna göre aşağıdakinin hangisi? Kesinlikle çift sayıdır demiş. Yani bu C sayısının ben artık %100 4'ün bir katı olması gerektiğini biliyorum. 4'ün bir katı. Peki şöyle düşünelim. B de 4'ün katıydı. A da 4'ün katı. C de 4'ün katı. Bunların hepsi 4'ün katı da. Peki çift sayı olacak yani. Şimdi ben C sayısı. Şu x artı y'nin toplamını artık şöyle büyük A diyelim. 4A diyelim C'ye. 4A'yı A seçeneğinde 4'e böldüğüm zaman A gelir. Bu A'nın tek mi çift mi olduğunu ben bilemem. A gitti. A eksi B demiş. 4 parantezinde x eksi y bölü 4. 4'ler gitti. X eksi y kaldı. X eksi y tek mi çift mi? Bilemem. C'den A'yı çıkar diyor. C'ye 4A demiştik. A sayısı da 4x'ti. 4 parantezinde A eksi x bölü 4. 4'ler gitti. A eksi x çift mi tek mi? Bilemem. C kere B. Şimdi C kere B dediğimiz şey 4y çarpı 4a diyeceğiz. Bölü 4. Şu 4'ler gitti. Aha da A ile Y'nin çarpımı ister tek olsun ister çift olsun. Sonuçta ben bunları çarpımını da 4 ile çarptığım için %100 çifttir. Edirne seçeneğini de aynı diğer şıklardaki gibi sana bırakıyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki 18'de bitirdik. Bakın artık aşağıya indiriyorum mouse'u inmiyor. Çünkü son yapraktayız arkadaşlar. Çok az kaldı. Burada bir sorumuz, burada iki sorumuz. Toplamda üç soru kalmış, sabredin. Sonra Obapokök'e elveda diyeceğiz. Sorularını çözdükten sonra tabii ki. Ödev sorularından bahsediyorum. Buradakilerden bahsetmiyorum. Sakın ha lafı çarptırma. A, B ve C doğal sayılar. Ve bu doğal sayıların hepsi birden farklı. Birbirlerinden de farklı. Okey ki A, B, C de 30'muş. A artı B artı C'nin en küçük değeri kaçtır? Okekleri 30 olan ve birbirinden farklı olan birden farklı sayılar arıyoruz. Nedir? Hemen 2, 3 ve 5'tir. 30'u zaten çarpanlarına ayırdığın zaman bunu fark edebilirsin. Bunların toplamı kaçtır hocam? Tabii ki 8'dir. Cevabımız neymiş sevgili gençler? Bursa seçeneği olacakmış. Bakın bitti bile. Artık son sayfadayız sevgili gençler. İki tane sorumuz var. Diyor ki A ve B ardışık iki pozitif çift tam sayı. A ile B ardışık iki pozitif çift tam sayı. Yani bir tanesi 4K iken öteki 4K artı 2 gibi bir sayıymış mesela. A çift diyordu. 2K da diyebilirsin. Fark etmez. OKEK AB eksi OBEP AB 22 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi gençler şöyle düşüneceğiz. Çift sayıların OBEP'i kaçtır? Ardışık iki çift sayının OBEP'i kaçtır? 2 değil midir? 6 ile 8'in OBEP'i 2'dir. 100 ile 102'nin OBEP'i tabii ki 2'dir. O halde ben bunların OBEP'ine 2 diyeceğim. Yani şurası kaçmış arkadaşlar? 2. Peki ben bundan 2'yi çıkardığım zaman 22 kalıyorsa bu nedir? 24'tür. Şimdi OKEK A virgül B eşittir 24 mu olacakmış? 24 olacakmış. Peki ben bu A'yı 2K, B'yi de iki parantezinde K artı 1 seçeceğim. Bunlar ardışık çift oldukları için aralarında iki fark var ya. Şimdi bunların OBEP'i neydi? 2. Geriye kalanlar da aralarında asal mı oluyordu? Şimdi ben ne demiştim size daha önce? Şu yeşilleri çarpacaksınız. K çarpı K artı 1. Bir de üstüne OBEP ile çarpınca bu OKEK'e eşit oluyor demiştim. OKEK kaç? 24. Ben neyi 2 ile çarparsam 24 olur? 12'yi. Demek ki K ile K artı 1'in çarpımı 12'ymiş. Bunların arasında kaç fark var hocam? 1. Aralarında bir fark olan iki sayının çarpımı 12 ise küçüğü 3'tür. Büyüğü de 4'tür. Demek ki K kaçmış? 3'müş. A artı B'yi sormuş ya bize. A neydi? Şu. K kaçtı? 3. 2 kere 3'ten 6. Şurası ne? 3'e 4, 3'e 1 ekledim. 4. 2 kere 4 de 8. A 6'ymış, B de 8'miş. Toplamını sormuş. Cevap 14'tür diyebiliriz. Cevap Adana'ymış. Ve son sorumuz. 6'nın küpü, 8'in 4. kuvveti ve N sayısı. Bunların OKEK'i 12 üzeri 6. Koşulunu sağlayan kaç tane en pozitif tam sayısı vardır diye soruluyor bize. Bu 6'nın küpü dediğimiz sayı 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü değil midir? Öyledir hocam. 8 üzeri 4 dediğimiz sayı aslında 2'nin küpünün 4. kuvveti olduğu için, 2'nin küpünün 4. kuvveti olduğu için şunları çarptığımız zaman ne gelir? 2 üzeri 12 mi gelir? Bu değil midir arkadaşlar 8 üzeri 4'te? Budur hocam.
N dediğimiz sayı da artık 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z falan olsun. Tamam mı? 5'e ihtiyacımız bile yokmuş aslında, onu silebiliriz. Pekala. Şimdi gelelim şu kısma. O kekleri 12 üzeri 6'ymış. 12 üzeri 6 dediğimiz 12 nedir? 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 değil midir? Bunun 6. kuvveti de 2 kere 6'dan 2 üzeri 12'dir. Çarpı 3 üzeri 6'dır. Şimdi gelin arkadaşlar şuna bir göz atalım. Biz o kek bulurken bu şekilde asal çarpanları ayırdıktan sonra biz o kek bulurken ne yapıyorduk? Üssü büyük olanları seçiyorduk, değil mi? Demek ki ben burada 2'nin küpünü seçemeyeceğim. 2 üzeri 12'yi seçeceğim. Ama buradaki 2 üzeri x dediğimiz sayı da başka şeyler olabilir. 2 üzeri 0 olabilir. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olabilir. Hatta 12 olabilir. Belki bu 2 üzeri 12 değil de buradaki 2 üzeri 12'yi seçtik. Bu da olabilir ama 2 üzeri 13 olamaz. Demek ki buradaki x'in alabileceği, yani 2 üzeri x'in alabileceği kaç tane değer varmış? 0'dan 12'ye kadar toplam 13 tane değer varmış sevgili gençler. Bu bir. Şuraya yazacağım 13 tane değer var. Peki şurası da 3 üzeri 6 mı olacak? Ya burada 3 üzeri 0 var. 3'ün küpü 3 üzeri 0. Ya bunları seçemeyeceğim. Niye? 3 üzeri 6 olması lazım. Demek ki burası da 3 üzeri 6'ymış aslında. Yani alabileceği sadece bir tane değer varmış. O da 3 üzeri 6. Ya burada 13 tane değer. Burada da bir tane değer varsa toplayıp 14 demeyeceksin. Bunları çarpacaksın. Permütasyonda, saymada, defaten yapacağız bunları. Bunları çarpacaksın. 13 kere birden toplam 13 tane farklı N pozitif tam sayı değeri vardır diyeceğiz sevgili gençler. Evet, 20. sayfayı da bitirdik. Toplamda ilk sayfayı, giriş sayfasını sayamazsak 19 sayfada, genelde sayfalarımızın hepsinde ikişer tane soru var. Yani yaklaşık 36-35 tane falan soruyla OBEP ve OKEK kavramını sana anlatmaya çalıştık. Şimdi bu videodan sonra ne yapman gerekiyor? Hemen matematiğin ilacındaki OBEP OKEK'i bitireceksin. Kendi belirlediğin kaynaktaki OBEP OKEK'i bitireceksin. Ve sonrasında benim senin için, aslında senin için yapmadım ben bunları. Geçen seneki, geçen sezon diyelim. Çünkü Nisan ayında falan yaptım ben o videoları. Acil tekrar, full tekrar diye videolarım var benim. Oradan OBEP OKEK'i bulacaksın. Tamam mı? Pandemi sürecindeki öğrencilere, yani pandemi süreci yeni başladığında 2020 tayfaya hazırladığım sorulardı. Hazırladığım videolardı. Hem hızlı bir konu tekrarı yapıyordum ben o videolarda, hem de o hızlı konu tekrarının sonrasında böyle baba, king, kral, xxlar sorular çözüyordum ben orada. Tamam mı? Hemen o videoyu da izliyorsun. Canlı yayın kaydı olduğu için biraz böyle, hani nasıl diyeyim, dağınık bir video olarak gelebilir ama sana izlenme sayılarını da gördükten sonra gerçekten güzel videolar olduğunu anlayacaksın. Mesela ilk 50 bin, 51 bin falan izlenmişti. Onları da sevgili gençler hemen izleyip tüketiyorsun. Eğer bunları yaptıktan sonra, ki daha bitmedi, acil TYT'den de OBEP OKEK'i çözdüreceğim ben sana ileride. Bütün bu ödevleri yapıp tüm bu videoları izledikten sonra eğer hala OBEP OKEK yapamıyorum diyorsan, o zaman kabul edeceğim. Bende sıkıntı vardır arkadaşlar diyeceğim. Bakın, suçu size atmıyorum. Bende sıkıntı vardır ama hakkıyla o ödevleri yapacaksın. Ve sana bir şey diyeyim mi? %99,9 tüm bu söylediklerimi yaptığın zaman OBEP OKEK diye bir konu senin karşında duramayacak arkadaşım. Tamam. Şimdi videoyu noktalıyoruz. Bir sıkıntınız olursa, bir derdiniz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Yorum kısmını takip ediyorum arkadaşlar genelde. Oradan ben sizin sorularınızı yanıtlarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma. Sizleri seviyorum.